زور زور به خوشحالی و پیشوازی لو سردانه ده کنو و زور برز ده نرخینین و اما پشتیوانی که گوره لدولتی ترکیه و ملتی ترکیه و حریم کردستان. Teşekkür ediyorum. Bağdat'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin arkasından burada Erbil'de sizlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Böyle... Zatıhalinizin 23-24 Ağustos'ta ülkemizi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ziyaretiniz çok önemliydi. O ziyaretle 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüne karşı çok net ve anlamlı bir duruş sergilediniz. Gazi Meclisimizi ziyaret ettiniz. Harvasangu Seredona parlamano maya gazi kir. Türk milletiyle dayanışmanızı gösterdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Pervende zor spas. Tabii hem Bağdat'ta hem burada Erbil'de çok güzel, faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimizin çerçevesi iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan bir tanesi terörle ortak mücadele. İkincisi de ekonomik konularda, yatırım konularında ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak. Evet, özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte yarar var. Hem DAEŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü, hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir. Bir yandan Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız Irak Merkezi Hükümeti, koalisyon güçleri, bizim de verdiğimiz desteklerle bu operasyonlar yürüyor. Ama diğer yandan da biz Suriye'de de büyük bir oranda DAEŞ'e karşı güney sınırlarımızda Fırat Kalkanı ile bir operasyon sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü kontrol altına almak, ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir. DAEŞ'in Irak'ta yaptığı istilalar sonucu yerlerinden edilen insanlara siz büyük destek veriyorsunuz, onlara göz kulak oluyorsunuz. Aynı şekilde 300 bin civarında da Iraklı kardeşimizi biz kabul ettik. Onlara evimizi açtık. Diğer yandan PKK bölücü terör örgütüyle hem yurt içinde hem de bu bölgede mücadelemiz sürüyor. PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği faaliyetler, saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Ve bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda sizin de güvenlik meselesidir. Irak'ın da, merkezi hükümetinde aynı şekilde bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz.
Diğer yandan PYD'nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler. Adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'nın dan türemiş isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir, PYD eşittir, YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz. Ama bunları yediğimizi zannetmesinler. Diğer yandan ekonomik konularda da bakanlarımız çalışmalarını yaptılar. Ekonomik konularını görüşmek üzere Ocak ayında bir komisyon kurulacak. Bu vesileyle Erbil'de bir iş forumu gerçekleştirilecek. Ticaretin daha da arttırılması, ekonomik konulardaki sıkıntıların aşılması için gerekli tedbirleri alacaklar. Sağlık alanında da müşterek çalışmaları daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Tabii şu anda hastaların tedavisi konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bunu daha da geliştirebiliriz. Burada bu tedaviler Türkiye'den gelecek uzmanlar marifetiyle yapılabilir. Enerji, taşımacılık, eğitim konularında da benzer çalışmaları yapacağız. Özellikle burada bulunan Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık. Öğrenciler zarar görmesin ama bunların sahibi yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesin. Yani bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız gereken her şeyi yapacak. Ben tekrar şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz bu sıcak ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Az Jorakodi bu.